Selam arkadaşlar, dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlıklı, güzel bir yaz günü olsun. Bugün günlerden 19 Temmuz 2022. Nemli sıcak bir hava. Konumuz tam havaya göre uygun klima hakkında, air condition hakkında, ısıtma soğutma hakkında bilgi vereceğim. En yaşlı sayı Murat Ezer, kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Şimdi ben 1978-2010'a kadar klimacılık yaptım ve bu klima işinden emekli oldum. Ben 78'de başladığımda Admiral Takvor Güleryüz Beyoğlu'ndaydı dükkanımız. Bir de Kumkapı'da atölyemiz vardı. Pardon. O zamanlar sırf pencere klima vardı. Pencereye konuyordu. Bu şimdiki gibi split kumandalı klimalar yoktu. Bir tek pencere tipi klimalar vardı. Split klimalar 1983'ten sonra Mitsubishi ile başladı. Carrier'la başladı. Carrier klimaları. Sonra Mitsubishi. Sonra şimdi yüzlerce marka var. Arkadaşlar, halkımızın çoğunda bilinen yanlışları söyleyeyim. Yanlış bir. Camları kapatın, klima havalandırsın, taze hava versin, soğutsun. Bir kere hiçbir klima kanallar hariç, kanallı özel sistemler hariç, onu da anlatacağım daha sonraki bölümlerde. Hiçbir split klima içeriye taze hava verip içerideki kirli havayı dışarı atmaz, dışarıdan da içeri taze hava vermez. Klima ne yapar? İçeriden aynı havayı alır, evaporatörden, filtreden geçirir ve sana verir. O filtreler, yok karbon filtre, yok doğal filtre, yok temizliyor. Temizlediği %10'dur, yani %20 değil. Havanın %10'unu temizler, aynı havayı sana verir. Hele kliman kirliyse, evaporatörün birikmişse ve iyi temizlememişse, o temizlik bakım konularına da ayrıyetten gireceğim. O da ayrı bir bölüm. Çok mühim o, sağlık açısından. Birçok ciğer, akciğer hastalığının sebebi bu hastalık. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Yani bir, arkadaşlar unutmayın. Hiçbir split klima havayı temizlemez. Dışarıdan taze hava verip de içerideki havayı dışarı atmaz. Ayrı hava temizleme cihazları var, nem alma cihazları var klimadan hariç. Onlar da ayrı bir konu. İkinci bilinen bir yanlış da her sene klimaya gaz verme olayı. Hatta çoğu insanlar, tamirci gelir, usta şunun bir gazına da bak ya. Gaz da eksilmiştir, gaz da koy. Arkadaşlar her sene bakım ister. Hatta bazı yerlerde, dükkanlarda iki defa bakım isteyebilir, üç defa bakım isteyebilir. Çünkü devamlı toz emiyor. Tıkandığı için hem soğutmadan azalır, hem elektrik çok akar, hem de klimanız yıpranır. Hem de kirli hava solarsınız, bakteri, mikrop, hastalık kaparsınız. Bakım çok mühim, klima bakımı. Klima bakımı kadar bakımı yapacak klimacının da iyi bakım yapması lazım. İsterseniz bakım konusunu sonraki bölümlere bırakalım. Bu gaz olayı konusuna gelelim. Klimada gaz durup dururken kaçmaz. Her sene gaz istemez. Nasıl kaçar gaz? Servis tapasını iyi sıkmazsa usta kaçar. Rakorları, hafşaları iyi açmasa, iyi sıkmazsa kaçar. Borularda, bakır borularda gazı döndüren bakır borularda bir çatlak, kırık, delik olursa kaçar. İç evaporatör, dış kondanserde, yani alüminyum peteklerdeki sistemde bir delik olursa kaçar. Zaten bir delik olursa, ne kadar da ufak olursa, o delik 15 gün, 10 gün sonra gazın komplesi kaçar. Yani bir klimada gaz kaçmışsa tam kaçmıştır, az kaçmaz. Hepsi boşalır. Zaten hiç soğutmaz. Bu az soğutuyorsa, klima iyi soğutmuyorsa, eskisi performansın yoksa, bunun nedeni, en büyük nedeni bir klima bakım ister. Yani dış ünite kondanseri aşırı kirlidir. Aşırı ısınır. Onda kaç alışır keser. Kendini korusun diye kondanser basınç otomatikleri keser. Eğer bu kaliteli makineyse, eski makinelerde kompresör yanar. Ondan sonra İşte bunlara dikkat edeceksiniz. Gaz olayında her sene gaz
ister ustayı unutun, gaz kovmaz her sene. Benim evimdeki klima 18 sene oldu. Hem de ucuz yani, böyle kaliteli pahalı bir klima değil. 18 senedir bir gram gaz vermedim. Ama ev olduğu için 2 senede 3 senede bir bakımını yapıyorum kendim. Evlerde de 2 ay kullanıyorsanız benim gibi 2 ay. 2 senede bir bakım yeterli. Çünkü evde çok toz olmaz. Kışın ısıtmayı kullanmazsınız. Doğal gazınız var. Böyle her sene bakıma gerek kalmayabilir. Ama iş yeriyse mutlaka senede 2 defa yaptırmanız lazım. İyi ustalara, biraz geçmiş olan firmalara yaptırsanız bakımını iyi olur. Bu gaz kaçma olayı, her sene gaz ister olayını umarım anlamışsınızdır. Zaten gaz komple kaçmışsa o bir arızadır. Öyle hani gaz ilavesi ufak para alıyor. Gaz kaçağı olursa önce adam kaçağı bulacak. Onu kaynatacak, gaz koyacak içine, bir teste tutacak, iç dış üniteleri suya batıracak, kaçak var mı yok mu bilmem ne. Epey zaman alıcı, pahalı ve maliyetli bir aşaması var gaz kaçağının. Zaten cihaz eskiyse gaz kaçağında ustalar, ben de dahil, yaptığım zaman sen bunu çöpe at, bu ne beni uğraştırır ne kendini, kendine yeni klima al diye gaz kaçaklarında müşteriye söylerdik. Gerçekten bazen tespiti çok zor oluyor. Çok ufak minnacık bir delik oluyor. Alüminyum evaporatörde veya bakır boruda. Veya kompresörün herhangi bir yerinde de çürüme olabilir. Oradan kaçak yapabilir. Arkadaşlar, bugünkü programda her evde klima var, el işlerinde hemen hemen. Klima sahipleri, arkadaşlarım, dostlarım, iki şeye dikkat etsinler. Klima İçerideki havayı temizlemez. Dışarı atmaz, dışarıdan taze hava almaz. Ancak ısıtır ve soğutur. Bir de filtreden geçir, filtrede tozları tutar. O da %10. Bakterileri de öldürmez, mikrobu da öldürmez. Bu hepsi yalan. Bakteri öldüren filtreler, mikrobu öldüren filtreler, karbon bilmem ne filtreler. Bunlar hikaye arkadaşlar. Ben 32 yıl klimacılık yaptım bilfiil. Ve çekirdekten benim klimacılığa başladığımız bu firmaların çoğu yoktu zaten, büyük firmalar. İkincisi de her sene gaz ister. Biraz gaz ilavesi yapayım usta gelirse bakımın yanında. Ya da her müşteri kendi böyle hani bunun gazı usta bitmiş, eksilmiş, daha iş net konuyu biliyor, ne tekniğini biliyor, ne soğutma ısıtmayla alakası yok. Müşterinin çoğu hemen ağzında zihninde bir alışkanlık yapmış. Usta bunun gazına da bak, bir gaz da koy falan. Zaten telefon açıp servise aradığında herhalde klimamızın gazı bitmiş. İlk dedikleri şeylerden biri budur. Klima gazı her sene gaz istemez. Komple kaçarsa da o ayrı bir arıza. O zaman hiç soğutmaz. Az soğutuyor diye bir şey veya eski performansla soğutmuyor diye bir şey yok. Bu ilk konuda sizi aydınlatmış oldum. Gelecek bölümlerde bir klima nasıl keşfedilir, yere göre nasıl bir klima almanız lazım, klimanın modelleri, tipleri, ondan sonra klima hakkında, ısıtma soğutma hakkında hemen hemen her şeyi size izah edip yardımcı olmaya çalışacağım. Bakım onarım konularında, arıza konularında. Çünkü bir usta geldiğinde en azından bazı şeyleri bilirseniz fazla fiyat vermemiş olursunuz. Çünkü her usta düzgün değil. Örneğin benim zamanımda klimanın sigortası atıyor ve otomat bozuk. Adam demiş bu kompresör yanık. Bana onlarca geldi. Biz tabii böyle bir şey yapamayız. Benim tanıdığım çok tamirci vardı mesela. Adam 3-5 senede ev alıyor, daire alıyor. Biz 30 senede çalışıp bir daire alıyorduk. Bu da kendilerinin problemi, kendilerinin günahı. Yani arkadaşlar, dostlar, klimada olduğu gibi her konuda iyice araştırıp, bilgilenip, bir iki yere sorup, ondan sonra bakım tamir yaptırıp veya bir yeni şey almanız gerekiyor. Klima, air condition her evde olduğu için daha ayrıntılı, detaylı anlatacağım. Umarım herkesi bilgilendirdik kısa da olsa. Şunu da söyleyeyim, klima aslında mecbur kalmadıkça açılması, kullanılması bana göre iyi değil. Ben evde mecbur kalmadıkça açmıyorum. Çünkü terli olursanız, o soğuğu yerseniz beliniz tutulur, sırtınız hastalanırsınız, her türlü hastalığı kapabilirsiniz.
Doğal hava, doğa serinliği kadar hiç iyi bir şey yok. İkincisi, ne diyecektim? İkincisi bu araç klimalarında çok dikkat edin arkadaşlar. Bana oldu çünkü ben Antalya'ya giderken 10 saat klimayı durmadan açtım. Bu üflenen yerler diz kapağınıza, sırtınıza, belinize, yan böbreklerinize gelecek şekilde hava yönleticileri, klapeleri ayarlayın. Ya aşağı vursun, size doğru gelmesin, ya kapıya doğru veya çok hafif yapıp önüne bir şey koyun. Size direkt üflemesin bir vücudunuzun herhangi bir yerine. Eklem ağrıları yapıyor. Romatizmaya kadar gidiyor. Ben diz kapaklarımdan inanın bir ay çektim. Böyle ağrıdan, sızıdan. Direkt 8-9 saat o klimanın soğuğu o diz kapaklarıma vurmuş. Aynı yere vurmuş. Ve çok çektim. Bu klima, araba klimaları hakkında da konuşuruz. Araba klimalarında da dikkat edin. Üflenen hava ağız çıkışı klapeyi üstünüze hiçbir zaman ve vücuduza doğru tutmayın. Ya yukarı ya aşağı ya da işte önüne bir şey koyup siz hava direkt size gelmesini engellesin. Şimdilik kalın sağlıcakla arkadaşlar. Lütfen tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup yorum, beğen, eleştiri yapmayı unutmayın. Sorularınızı da bekliyorum. Çünkü bu klima air condition olayı çok mühim. Her evde bir klima var. Hatta benim gezdiği zamanda gittiğim ücra köylerde bile inanın klima var. Böyle saman, at, hayvanlar, doğanın içinde klima, eski taş bina, klimayı görünce şaşırıyordum. Biraz da üzülüyordum çünkü doğayı, şeyini, havasını bozuyordu. Ama adam ısınmak veya serinlemek için klima ihtiyaç diye almış. Ona da saygımız var. Hepinize sağlıklı, mutlu, bereketli, güzel bir yaz diliyorum. Herkesin gönlünce olsun her şey. Allah'a emanet olun. Tekrar en yaşlı seyyah Murat Ezer kanalıma abone olup yorum, beğen, eleştiri, sorularınız olursa bekliyorum. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza da söylerseniz iyi olur. Çünkü ben daha 2-2,5 aylık YouTuber'luk ve YouTube kanalımı faal yaptım. Birlikte büyüyeceğiz. Daha sonra yemek konularına da, öğelsel yemeklere yavaş yavaş her şeye gireceğiz. Daha profesyonel çalışacağız. Şimdilik yavaş yavaş gidiyoruz. Allah'a emanet olun, var olun.